Hayat şaşırtır hep bazen. Vallahi beni şaşırttı. 1 Nisan'da hem de şaka gününde 1 Nisan'da acil ameliyatım gerçekleşti. Keşke şaka olsaydı ama hayat şaşırtır hep zaten. Tam bittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar zaten diye devam ediyor şarkı. Güneş parlıyor artık. Çok az kaldı. Çok az bir zaman kaldı. Sonra çok çok iyi olacağım. İyileşeceğim. Herhalde bir 5-6 gün içerisinde bu da bundan da kurtulacağım. Evet. Yılın en iyi kadın sanatçısı ama ben size yılın en iyi kadın yorumcusu diyeceğim. Neden biliyor musunuz? Yaptığınız yorumlar, sosyal medyada özellikle yaptığınız yorumlar birçok insanın yüreğine dokunuyor. Hissettiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bence hani en iyi kadın sanatçı olmaktaki mantık en popüler olmak değil benim için. Popüler bir karakter olmanız illa bir karakteriniz olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden benim için en önemli şey bir karaktere sahip olmak. Ünlü ve popüler olmaktan ziyade. Dolayısıyla o karakteri doldurabilmek için de, o ünün altını doldurabilmek için de bir şeyler anlatmak, konuşmak, paylaşmak gerektiğine inanıyorum. Sosyal medyada da yaptığım yorumlar aslında kendi içimden gelen ve herkesin incindiği, yara aldığı yerlere biraz dokunarak beraberce rahatlamak diyelim. Biri Twitter'da yazmış, metin yazarı kim, tanışmak istiyorum diye de onun için sordum. Estağfurullah, aslında edebiyat mezunuyum. O yüzden edebiyatçı tarafım belki biraz ön plana çıkabiliyor. Özellikle şu ahir zamanda mavi tıkı olmayana sanatçı gözüyle bakmıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Mavi tıktan ziyade eski zamanda şöyle bir laf vardı, hatırlar mısınız? Kaç paralık insansın sen ya derlerdi. Şimdi kaç takipçilik insansın? Ne yazık ki insanın değer ölçüsü ne kadar like aldığınla biçilen bir rakama dönüştü. Oysa insanın değerli kılan kaç takipçisi olduğu değil, ne ürettiği, ne yarattığı, ne paylaştığı. Oysa biz her şeyi rakamlarla belirler olduk. O takipçi sayısı aslında hiçbir şey belirlemiyor. Çünkü yine bilirsin ki sen de, yani balonlar da çok havalara, yükseklere uçabiliyorlar. Ama içleri boş. Dolayısıyla onlar bize aslında içi boş şeylerin de yükselebileceğini kanıtlıyor. Parlayan her şeyi de altın zannetmeyelim. Benim çok sevdiğim bir sözü var Tunç Tatakel'in. O diyor ki kirlenmiş ve yıpranmış bir iç dünyadan kaçmanın en iyi yolu dışarıyı sürekli parlatmaktır. Sürekli dışarıyı parlatanların da içinin aslında ne kadar boş olduğunu yavaş yavaş görmeye başladık. Yani mavi tıkla insanın boşalan ruhu onaylanmış olmuyor. Onaylanma bağımlısı haline geliyoruz. İnsanın boşalan ruhu son model araba benziniyle de dolmuyor. Son model telefon şarjıyla da dolmuyor. Botoksla veya silikonla da dolmuyor. Bizim başka şeylerle o özümüzü, kalbimizi doyurmayı öğrenmemiz lazım. Botoks ve silikon dedin. Son dönemde inanılmaz bir estetik çılgınlığı var ama ben farklı bir perspektiften bakacağım. Seda Sayan geçtiğimiz aylarda yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmiş. Güzelleşmek adına böyle uygulamalar sence çok yani normal mi? Estetik yaptıranlar estetik yaptırdıkları için yargılanıyorlar. Yaptırmayanlar da yaptırmadıkları için yargılanıyorlar. Dolayısıyla o kadar tuhaf bir dünyada yaşıyoruz ki ne yapsan suçlusun ve ne yapsan beğenilmiyorsun. Kimseye yaranamıyorsun. O yüzden en önemlisi aslında kendi kalbini, sesini dinlemek, kendini memnun edebilmek. Ama şöyle bir durum var. Olay onun botoksu, onun işte sünnet derisi kullanması falan filan değil. Olay şu. Bize yaşlı olmanın, yaşlanmanın korkunç bir şey olduğunu dayatan bir sistemin içindeyiz. Çünkü çirkin hissetmezsek biz bir takım şeyleri satın almayız. Ve bunun sonu yok. Hani onu yaptırıyorsun, yok o da olmaz. Biraz daha şişsin. Şişiyor bu sefer, yok şey modu oldu. İnceltmek modu oldu, şimdi incel. Bu şekilde aslında özellikle kadın bedeniyle hamura dönüştürüldü. Yani incelt, kalınlaştır, yukarı kaldır, aşağı indir. Ve oyuncak bebek gibi. Kim kâr ediyor o arada? Estetik sektörü, diyet sektörü. Onlar para kazanıyor. Biz birbirimizi yiyoruz. Onlar çok mutlu bu durumdan. Haydi gel bak, çok samimi olacağım. Senden çok güzel anne olur. Niye anne olmuyorsun kız? Anne olmak bence kutsal bir durum değil. Annelik kutsal değildir. İyi anne olmak kutsaldır. İyi doktor olmak kutsaldır. İyi öğretmen olmak kutsaldır. Ama anneliğe böyle bir üstün rol yüklenmesi bence anne olmayan kadınların da üzerinde büyük bir yük yaratıyor. Oysa ki biz anne olmayı doğal bir rol olarak benimsersek herkesin üstündeki bu baskı da kalkacak. Anne olmayan üzerindeki de, anne olan üzerindeki de. Ben niye olmuyorum? Çünkü ben çocuğumu yetiştirebileceğimi hissettiğim zaman, onu anne olabileceğimi hissettiğim zaman çocuk yapmak istiyorum. Çocuk oyuncak değil ki. Çocuk sizin kendi boşluğunuzu doldurma, doyurma aracı değil. Çocuk sizin uzantınız değil. O bir birey olacak. Sizin hayatta gerçekleştiremediğiniz şeydir. O çocuk gerçekleştirmek zorunda değil. Siz böyle bir görev yükleyemezsiniz ona. Sırf böyle hoşuma gidecek, benden bir tane daha olacak ya da eşime çok aşığım biliyorsun. Eşime benzeyen bir ufaklık ortalıkta geçsin gibi böyle bir bencil, ihtiyaçtan kaynaklanan bir güdüyle anne olacağıma gerçekten
gerçekten hazır hissettiğim zaman, eğer hazır hissedersem anne olurum ama hissetmezsem de gayet doğal. Bir günlüğüne erkek olsan ne yapardın, neyi düzeltirdin? Dünyada mı? Bir günlüğüne erkek olacağını düşünseydin. Hangi erkek dünyada bir günlüğüne, hangi erkek dünyayı düzeltebilmiş de ben bir günde erkek olup dünyayı düzelteceğim? Vallahi hiç de öyle erkek olmaya da meraklı değilim. Gayet de mutluyum kadın olmaktan. Vücut olarak biraz daha güçlüler ya. O yüzden böyle bir spor yapmak isterdim. Kaslarım ne kadar farklı kadın kaslarına göre. Fiziksel olarak onu deneyimlemek isterdim. Eşim Wing Chun yapıyor. Onunla Wing Chun yapmak isterdim. Dövüşmek böyle nasıl oluyor, karate falan. Bir sapığınız vardı sizin. Öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum değil mi? Bir tane değil. Neler oluyor hayatta? Ne oldu anlatmak. Bu aslında bir sürü kadının başına gelen bir şey. Sadece ünlü olduğum için değil bence. Olabiliyor. Bazen kadınlar beğendikleri erkeklere evli olmasına, ilişkisi olmasına bakmaksızın yazı yazabiliyorlar. O DM'den yürüme denilen şeyler olabiliyor. Erkekler de bunu yapabiliyor. Aslında hiçbir kadının bir erkeğin beğenisine, onayına ihtiyacı yok. Özellikle bir eşi olan erkeğin onayına, onun beğenisini almaya ihtiyacı yok. Ama ben onlara kızmak yerine ya da çemkirmek, hani eşime mesaj atmayın falan gibi. Bu yöntem bana çok saçma geliyor. Onun yerine aslında kadınların hiçbirinin buna ihtiyaç duymadığını altını çizmek istedim. Çünkü bizi gerçek bir kadın yapan şey bir erkeğin beğenisinden ziyade bizim kendi içimizdeki güzellikler. O mesajlar arasında çok komik bir mesaj var mıydı? Ya yok artık diyeceğim bir şey. Vallahi hiç komik değildi mesajlar. En çok fazla yormayayım. Benim için burada durdun dakikalarca. Hakkını helal et. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Samet'im ya. Çok sağ ol. Detay alsın kameraman yine.